kanalımdan ve mutfağımdan hepinize sevgiler selamlar bugün sizlere görüntüsü hazır kekleri andıran lezzeti ve yumuşaklığına hayran kalacağınız porsiyonluk nefis bir kek tarifi vermek istiyorum malzemelerim hazır hemen tarifimizin detaylarına geçelim oda sıcaklığında beklemiş olan 2 adet yumurtayı karıştırma kabına alalım Üzerine bir çay bardağı toz şeker ekleyip mikserin en yüksek devrinde beyazlaşıp köpürene kadar çırpalım. Tarifte kullanmış olduğum çay bardağı ölçüm 100 milim. Yumurta ve şekeri en az 3-4 dakika boyunca bu kıvama gelene kadar çırpmamız gerekiyor. Şimdi diğer sıvı malzemelerimi ilave edebilirim. Yine aynı bardak ölçüsüyle bir çay bardağı süt, bir çay bardağı da ayçiçek yağı ekliyorum. Mikserin düşük devrinde şöyle bir karıştırdıktan sonra son olarak kuru malzemelerimi ilave edeceğim. Bu arada kullanmış olduğum tüm malzemeleri açıklama kısmına detaylı bir şekilde ekleyeceğim. Oraya da mutlaka göz atmanızı tavsiye ediyorum. 2 yemek kaşığı dolusu kakao ekleyeceğim. Kakaoyu, unu ve kabartma tozunu eleyerek ilave edelim. 1 su bardağı artı 1 yemek kaşığı dolusu da un ilave ettim. 1 paket kabartma tozu ve 1 paket de vanilin ekliyorum. Ve eleyerek bunu kek harcıma ilave edeceğim. Burada gördüğünüz gibi 1 su bardağı kullandım. Sonradan baktım kıvamı cıvık geldi. 1 yemek kaşığı daha ekledim arkadaşlar. Bunu unutmayalım lütfen. Kekleri çalıştırmadan şöyle bir karıştırdım ve sonrasında düşük devirde unu kek harcına yedirene kadar çırpıyorum. Çok fazla yüksek devirde çırpmayalım. Aksi takdirde yumurtanın o kabarıklığı sönecektir. Evet gördüğünüz gibi kekimizin kıvamı bu şekilde. Ve artık şimdi kalıbımızı hazırlamaya geçebiliriz. Kekimi pişirmek için böyle dilimli silikon kek kalıbı kullanacağım. Bununla porsiyonluk çok güzel oluyor. Gördüğünüz gibi 8 tane bölmesi var. Eğer böyle bir kalıp bulabilirseniz gerçekten çok güzel, çok harika kekler hazırlayabilirsiniz. Yoksa farklı silikon kalıplarda da yine aynı şekilde bu keki hazırlayabilirsiniz. Oda sıcaklığında bekleyip yumuşatmış olduğum tereyağıyla kalıbımın her yerini yağlıyorum. Mutlaka yağlayalım. Rahat bir şekilde çıkarabilmek için bu işlemi yapmamız gerekiyor. Tereyağı şart değil. Margarinle de yine aynı şekilde yağlayabilirsiniz. Kalıbımızın tamamını yağladıktan sonra şöyle hemen hemen yarısına gelecek kadar kek harcından koyuyorum. Çok fazla doldurmayın. Pişerken çok fazla kabarıyor çünkü vermiş olduğum bu ölçü tam bu 8 bölmeli silikon kalıba tam geldi. Bu kalıbı temin etmek isterseniz internete silikon dilimli kek kalıbı yazarak temin edebilirsiniz. Çok kullanışlı bir kalıp. Sadece kek değil, sütlü tatlıları veya salata tariflerini yine bu şekilde porsiyonluk olarak hazırlayabilirsiniz. Evet kek harcımı silikon kalıba yerleştirdikten sonra şöyle yere hafif hafif vuruyorum kalıba daha iyi yerleşmesi için. Sonrasında önceden ısıtılmış 170 derecelik fanlı fırında kekimi pişmeye bırakacağım. Benim fırınımda yaklaşık 25 dakikada pişti ama bu süre tabii ki herkesin fırınına göre değişkenlik gösterebilir. 25 dakikanın sonunda fırının kapağını açtım ve içine bir tane çöp şiş batırıyorum. Bu şekilde kekin pişip pişmediğini kontrol edebilirsiniz. Eğer bu şekilde çöp şiş veya kürdan temiz çıkıyorsa kekiniz artık pişmiş demektir. Şimdi fırından alacağım ve kekimi tamamen soğumaya bırakacağım. Soğumadan kekinizi kalıptan çıkarmayın aksi takdirde hem yapışabilir hem de dağılabilir. Tamamen soğuduktan sonra hemen bakıyorum. Gayet kolay bir şekilde kekim kalıptan çıkıyor. Gördüğünüz gibi çok güzel görünüyor. Şöyle alttan hafif dokunmanız yeterli olacaktır. Hemen kolay bir şekilde çıkıyor. Eğer bu kalıbı yağlamazsanız mutlaka yapışacaktır arkadaşlar. Yağlamayı mutlaka unutmuyoruz. Bu keki sadece kakaolu değil sade hazırlayabilirsiniz veya içerisine meyve ekleyebilirsiniz. Ben bu şekilde üzerine bir süsleme yapacağım. Şimdi üzerinin bu tümsek kısımlarını hafif bıçakla alıyorum. Daha düzgün gözükmesini istediğim için ve o kestiğim yerleri alta gelecek şekilde tabağıma aldım ve üzerini şimdi süsleyeceğim. Sizler dilediğiniz şekilde servis edebilirsiniz. Ben üzerlerini böyle dekor çikolata sosla e, süslemek istedim. E, beyaz ve bitter çikolatalı olarak kullandım. Çok da güzel yakıştı. E, sizler dilediğiniz şekilde tabii ki sunum yapabilirsiniz. Son olarak üzerlerine böyle renkli şekerlemeler yerleştirdim. Ve e, çok da güzel oldu. Bunu işlemi ayrı bir tabakla yaparsanız servis tabağınızda kirlenmemiş olur. Evet bu şekilde ayrı bir tabağa keklerimi alıyorum. Önce bitter çikolatalı olan e, sostan, sonra beyaz çikolatalı sostan bu şekilde gezdirerek üzerlerini süsleyip servis tabağına alıyorum. Pamuk gibi yumuşacık, e, görüntüsü böyle hazır kekleri andıran e, muhteşem bir kek oluyor arkadaşlar. Böyle ufak dokunuşlarla da böyle pasta görünümünde görünmesini sağlayabilirsiniz. Hepsini aynı işlemi yaptıktan sonra servis tabağımı alacağım ve hemen e, servis edeceğim. Umarım sizler de bu tarifi dener ve memnun kalırsınız. Eğer denerseniz bu videonun altına mutlaka yorumlarınızı bekliyorum. Bu şekilde deneyecek olan arkadaşlarımıza da fikir olmuş olur. Evet keklerimin hepsini bu şekilde süsledim. Gördüğünüz gibi çok güzel görünüyorlar. Eminim sizler de denedikten sonra çok beğeneceksiniz ve devamlı yapmak isteyeceğiniz tarifler arasında olacak. Eğer bu kalıbı alma imkanınız varsa mutlaka almanızı tavsiye ederim. Önümüzdeki günlerde yine bu kalıpla farklı tarifler yapmayı düşünüyorum. O yüzden eğer alma imkanınız varsa mutlaka alın arkadaşlar. Evet hemen şöyle bir de yakın çekim yaptıktan sonra sizlere bir de iç dokusunu göstermek istiyorum. Pamuk gibi yumuşacık çok lezzetli harika bir kek olmuştu. Ee, bizim çocuklar çok severek tüketti. İnanın e, iki gün içinde iki kere yaptım ben bu keki. E, çok sevdiler çünkü. E, şöyle kekin dokusunu da hemen sizlere göstermek istiyorum. Sünger gibi yumuşacık harika bir kek oldu arkadaşlar. Son olarak e, üzerlerine biraz da toz yeşil fıstık serptim. E, süsleme aşaması dediğim gibi tamamen size kalmış evinizde olan malzemelerle hazırlayabilirsiniz. Sizler tarifimizin son halini izlerken ben de sizlere veda etmiş olayım. Bugünlük de bu videomuzun sonuna geldik. Umarım videomu keyifle izlemişsinizdir. Bana destek olmak için videomu beğenmeyi, yorum bırakmayı ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın lütfen. Eğer hala kanalıma abone değilseniz bu videoyu izledikten hemen sonra kanalıma abone olup Yanındaki bildirim zilini açarsanız yeni gelecek tariflerimden haberdar olabilirsiniz. Yepyeni tariflerimde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.